Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Bugün sizlere en iyi 7 Kore yapımı suç polisiye filmini tanıtacağım. Kasvetli havalı gerilim ve polisiye filmleri söz konusu olduğunda bugünlerde Güney Korelileri yenmek zor. Ve listelediğimiz bu filmler bu ifadenin güzel örnekleri. Güney Kore filmleri, karmaşık kıvrımlarla dolu senaryolar, çarpıcı prodüksiyon tasarımı ve sinematografi, karanlık temalar, güç merkezi performansları ve koltuğunuzdan çıkma hikayeleriyle çok sayıda film türünün tartışması şampiyonu olmuştur. Gerilim ya da suç dramalarının ciddi ilgi duyuyorsanız, listemizdeki filmleri izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. 7. sıra. Breathless. Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olan Breathless, Yang ik junun senaristliğini ve aynı zamanda filmin başrol oyunculuğunu yaptığı bir filmdir. Ayrıca filmin senaryosu yönetmenin yaşam hikayesini de anlattığı için otobiyografi niteliği de taşımaktadır. Film, katıldığı birçok festivalden ödülle ayrılmıştır aldığı toplam 31 ödül ile çok başarılı bir yapım olduğunu kanıtlamış, oyunculuklar da bir o kadar kendini hayran bıraktırmıştır. Filmin konusuna gelecek olursak, Sang Hoon, borçlulardan para tahsil edip alacaklılara aktaran genç bir serseridir. Bir gün bir lise öğrencisi yeon Hee ile karşılaşır. Her ikisi de mutsuz bir çocukluk yaşamış, parçalanmış ailelerden gelen kişilerdir. Film, yönetmen ilk Jung Yang'ın otobiyografik düşüncelerini içermektedir. Gangster Son Hong'un hayatı bir şiddet ve kendinden nefret döngüsünden ibarettir. Kız öğrenci Han Yun Hui ile tanıştığı zaman sadece eşiyle değil olası kurtuluşuyla da tanışır. Yaşam tarzı aşabileceği bir yaşam tarzı mı? 6. Sıra E4 Carnival Bu film yönetmen Yo Han'ın 4. uzun metrajlı filmidir. İyi bir oyuncu kadrosu ve sıkı bir yazıyla övülen E4 Carnival biraz uzun ama çok tatmin edici bir suç filmi. Çoğu gangster klasiği gibi karnaval da bir suç alanı içinde geçer. Ancak konusu yeraltı dünyasının ayrıntılarından çok insanın arzuları ve çarpık aile değerleriyle ilgili. Filmin konusu Jung Do, orta kademe infazcı Sang Chul için çalışan 29 yaşında bir kariyer suçlusu. Ölümcül hasta bir anne ile küçük kardeşlerine bakan Jung Do, yedek bir patrik olarak maddi baskı hissetmektedir. Büyük patron başkan Wang, yozlaşmış bir savcı tarafından köşeye sıkıştırıldığında Jung Do çılgın bir işe gönüllü olur ve büyük adamın güvenini kazanır. Kong'un en iyi arkadaşı Min Ho, stüdyo yapımcısında yeterince gerçekçi olmadığını düşündüğü için üzerinde çalıştığı gangster filminin senaryosunu satamayan hevesli bir film yönetmenidir. Ancak asıl sorunu hevesli bir film yönetmeni olan arkadaşı Min Ho'nun kendisinden ilk filmi için danışman olmasını istediğinde başlar. Edward Carnival, dram ve gangster filmlerinin harika bir karışımı olan gerçek bir başyapıt. 5. sıra Sympathy for Mr. Vengeance Koreli yönetmen Chan Wung Park'ın intikam üçlemesinin ilk filmi organ kaçakçılığına odaklanıyor. Tüm zamanların en rahatsız edici filmlerinden biri. Güzel, korkunç, harika, takdir edilmemiş ve bir klasik olmaya mahkum. Park'ın zekice zalim dünyasındaki tek sabit şey şudur. İşler ne kadar kötü gidiyor gibi görünse de bir sonraki virajda onları daha da kötüleştirecek olan bir kader dalgası vardır. Tarihte işaret diliyle seks sahnesine sahip ilk film. Senaryo 20 saatlik kesintisiz çalışmayla tamamlandı. Kang Ho Song siyah plastik poşetten yardım istediği sahnede sesini daha otantik ve yorgun göstermek için 3 gün boyunca sesini kısmak için bağırmış. İşaret dilini kullanan tüm oyuncular sağır ve dilsiz kişilerle birlikte film hakkında işaret dili sohbetleri yaparak işaret dilini öğrenmişler. Filmin konusuna gelecek olursak Kore sinemasının güçlü oyuncularından Kang Ho Song ile beraber Ha Yun Shin ve Don E Bay yer almaktadır. Yeşil renkteki saçlarıyla ayrıksı bir tip olan sağır ve dilsiz Ryu, Böbrek nakli yapılmazsa ölecek olan kız kardeşine yardım etmek için zengin bir ailenin ufak kızını kaçırır fidye isteyip gereken parayı alıp kızı verip kardeşini kurtaracaktır. Fakat işler beklendiği gibi gitmez ve Güney Kore'nin sokaklarında cinayet ve işkencelerin kol gezdiği, organ mafyasının ve kara borsada satılan organların cirit attığı, teröristlerin bile dahil olduğu uzun ve kanlı bir yolculuk başlar. Kurgusal açıdan ve intikam açısından oldukça farklı bir yapıya sahip olan bu film, iyi bir amaç uğruna bile olsa birisini kaçırmanın doğru olup olmadığını sorgularken Kore'deki sınıfsal çatışmaları da değinerek anarşizm, yoksulluk işsizlik gibi birçok soruna parmak basmaktadır. Film ayrıca Fant Asia Film Festivali'nden en iyi Asya filmi, ve Philadelphia Film Festivali'nden en iyi film ödülleriyle ayrılmıştır. Dördüncü sıra Sympathy for Lady Vengeance Park Chan-wook'un intikam işlemesinin son ayağı olan Sympathy for Lady Vengeance, Quentin Tarantino'nun Kill Bill serisi de akrabalık bağları içermektedir. İntikam alma eylemini bu kez bir kadının karakterine yükler. Filmin konusuna gelecek olursak, Lee Jung-ja işlemediği bir suçu üstlenmek zorunda kalınca, Yongju kadın hapishanesinde 13,5 yıl yatmak zorunda kalır. Fakat 13,5 yıl boyunca kendisini bu suçu üstlenmek zorunda bırakan ve küçük kızından da ayrı kalmasına sebep olan adamdan alacağı intikam planını yapar. Hapisten çıktıktan sonra planladığı intikamı yürürlüğe sokan Lee jung -ja içsel çatışmaları kendi masumiyetini de sorgulamasına yol açacaktır. Diğer iki filme göre Sympathy for Lady Vengeance'ın seyirciyle daha fazla empati kurduran bir film olma özelliğini burada görmekteyiz. Özellikle kimi kilit sahnelerde öznel kamera açıları kullanarak bu düşünceyi destekleyen Park Chan-wook intikamın haklı sebeplerini aramaya çalışmak. Üçlemenin ilk filmindeki iyi çocuk hırsızları fikri bu filmde ters yüz ediliyor. Çünkü bu sefer karşımızda kötü bir çocuk hırsız var. Bu sebeple seyirciyi intikamcı ile özdeşleştiren Park hem görsel hem de hikayesel açıdan Bizdir'de de birer intikamcı olmaya davet ediyor. Sympathy for Lady Vengeance belki de bu yüzden üçlemenin en kana dokunan ve en yaralayıcı filmi oldu. Üçüncü sıra Chaser. Film Na Hong Jin'in ilk yönetmenlik deneyimi olan suç, gerilim ve aksiyon türündedir. Film toplam 37 ödülü aday gösterilmiş ve bunların 13 tanesinde mutlu sona ulaşmıştır. En büyük ödül başarısını Güney Kore'deki Grand Bell ödül töreninde yaşamış ve en iyi film en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve en iyi sinematografi ödüllerinin sahibi olmuştur. Kore'deki gerçek telekız cinayetlerinden esinlenilerek oluşturulmuş senaryosu üzerinden ülkedeki polis teşkilatının çaresizliği ve trajikomikliğine değinerek sistem eleştirisi sunmaktadır. Filmin senaryosu Koreli seri katili Yo Chong Chul'dan esinlenilerek yazılmış. Yo, çoğu hayat kadını ve varlıklı, zengin, yaşlı erkeklerden oluşan 21 kişiyi 2003 Eylül ile 2004 Temmuz tarihleri arasında öldürmüş ve bunlardan bazılarının karaciğerlerini yediğini itiraf etmiştir. TV kameralarına kadınlar hayat kadını olmamalı ve zenginler ne yaptıklarının farkında olmalı diyerek cinayetlerdeki nedenini dile getirmiştir. Filmin konusuna gelecek olursak eski bir polis olan ama yolsuzluktan dolayı görevinden atılan Jong Ho Eum hayat kadınlarını pazarlamaktadır. Çalıştığı kadınların birer birer kaybolması üzerine işin peşine düşer ve araştırmaya başlar. İkinci sıra Old Boy Filmin yönetmenliğini Park Chan-wook yapmaktadır. Film, İntikam Üçlemesi'nin ikinci filmidir. Listemizde İntikam serisinin hepsine yer verdik. Fakat hepsi birbirinden bağımsız senaryoya sahip filmler. Film, Cannes'da jüri özel ödülü olan Grand Prix'i kazandığında Filmde yer alan canlı ahtapot yeme sahnesi her ne kadar Güney Kore'de normal karşılansa da Dünya çapında gündem olmasından dolayı yönetmen, oyuncu kadrosu ve ekip ile birlikte ahtapotlara teşekkür ederim. Choi Min Sik, Dae Su rolü için 6 hafta eğitim almış ve forma girmek için 20 kilo vermiş. Dublör kullanması gereken sahnelerin çoğunu da kendisi oynamış. Filmin senaryosu Japon mangası Old Boy'dan uyarlanmıştır. Filmin konusu, film Oh Dae Su'nun yağmurlu bir gecede kaçırılmasını ve 15 yıl boyunca bir odada esir kalmasını anlatarak başlar. Odada bir televizyon ve ihtiyaçlarını karşılayacak banyo, yatak ve benzeri eşyalar bulunmaktadır. Esir kaldığı sürede Oh Dae Su'ya ne kadar esir edileceği söylenmez. 15 yıl süreceğini söyleselerdi dayanmak daha kolay olabilir miydi? Yoksa dayanamaz mıydım? Oh Dayasu'nun aklını kaçırmaması için yemeğine şizofren hastalarında kullanılan ilaçlar karıştırılmaktadır. İlerleyen zamanlarda odasındaki televizyondan karısının öldürüldüğü haberini duyar. Kendisini esir alan suçu Oh Dayasu'nun üstüne atmışlardır. Oh Dayasu bunun kendine yapanı bulmak için yaptığı tüm kötü şeylerin listesini çıkarır. Asla pes etmez ve duvarı kazmaya başlar. 15 yıl sonunda duvarda gerçek dünyaya ulaşabilen bir delik açmayı başarır. Ertesi sabah hipnotize edilerek 15 15 sene önce kaçırıldığı yerin yakınındaki bir binanın çatısında bırakılır. Oh Dae-su bırakıldıktan sonra 15 yıl boyunca kendisini kimin esir tuttuğunu araştırmaya başlar. Bir sushi restoranına girmesiyle telefonu çalar. Telefondaki ses seni özledim. çabuk ol ve bana gel der. Ve geldik birinci sıraya. A Bitter Sweet Life. Yönetmenliğini A Tale of Two Sisters'tan tanıyacağımız Kim Ji Woon tarafından yapılmış bir gangster filmidir. Film 2005 Cannes Film Festivali'nde yarışma dışı gösterildi. Eleştirel tepkiler son derece olumluydu ve eleştirmenler bunu organik, gerekli, güzel bir şekilde sahnelenmiş ve canlandırıcı derecede gerçekçi olarak tanımladılar. 2009'da Empire dergisi The Greatest Gangster Movies You Have Never Seen anketinde The Sweet Life'ı 3. film olarak seçti. Filmin konusu: Wu, Seul'un en lüks otellerinden birinde müdür olarak çalışmaktadır. Patronu mafya olduğu için aynı zamanda yeraltı dünyasının sahiplerinden birinin sağ kolu. İşindeki mükemmel başarılarından dolayı patronun tarafından en sevilen adamdır. En ufak bir hatada cana kıymaktan asla çekinmeyen Bay Kang'ın en büyük zaafı genç ve güzel sevgilisidir. Kang, sevgilisinin sadakatinden şüphe duyduğunu Sun Wu'ya söyler ve kız arkadaşını takip etmesi için onu görevlendirir. Sun Wu'nun genç kızın ihanet ettiğini görmesi çok fazla sürmez. Fakat Sun Wu ölüm cezası vermesi gerekirken sıradışı bir hareketle genç sevgilileri özgür bırakır. Sun Wu ilk kez kendi ahlak anlayışının rehberliğinde bir karar verir. Ve bunun kadının hayatını kurtarırken kendi hayatını da çok büyük bir riske atacağını bilir. Konusu ne karmaşık ne de saçma. Sürpriz yok. Görmeniz için her şey çıplak bırakılıyor. Çok dürüst bir film, basit bir intikam hikayesi.